çabalarını, gayretlerini devam ettiriyorlar. Bugün aramızdalar, hoş geldiniz diyor. Yine Van Çaldıran Derneği temsilcileri aramızdalar, hoş geldiniz diyoruz. Tutuklu gazeteci Sevda Taşkın'ın annesi Fatma Taşkın aramızda, hoş geldiniz diyoruz. Kışla'da Şüpheli Ölümler Derneği yöneticileri dün grubumuzu ziyaret ettiler. Bugün de grup toplantımıza katılıyorlar. Acılarının, yaralarının sarılmasını ve yapılan yanlışların bir an önce giderilmesi için çabalarını sürdürüyorlar. Bugün diğer gruplara da katılıyorlar. Bugün de aramızdalar, hoş geldiniz. Elbette her zaman olduğu gibi Ankara İl Örgütü'nden arkadaşlarımız var. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Ama uzaktan, daha uzaktan gelen Adana İl Örgütü yöneticilerimize, çalışanlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Ve grup konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sezai Temelli'yi kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Sevgili milletvekili arkadaşlarım, MYK'mızdan, PM'mizden grubumuza katılan arkadaşlarım, Ankara İl İlçe Teşkilatımız, Adana'dan gelen teşkilatımıza, arkadaşlarıma, değerli konuklara ve değerli basın emekçilerine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, geçen hafta boyunca Ahmet'te, Van'da, Hakkari'de, Gever'de, Silvan'da, Lice'de, Urfa'daydık. Oralarda hem il kongrelerimize katıldık, hem de arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı, esnafı, çiftçiyi, halkımızı ziyaret ettik. Onların size coşkusunu, direncini, mücadele kararlılığını, selamlarını getirdim. Hepsi hummalı bir çalışma içinde. Herkes süpürge üretiyor. Biliyorsunuz çok yakında bu kayyumları bu coğrafyadan süpürüp atacağız. Ama bununla kalmayacak. Bununla kalmayacak. Kalmayacağını fark edenler zaten birbirlerine düştüler. Önce yerel yönetimlerde, sonra merkezi yönetimde hepsini süpürüp atacağız. Bunları faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız. Faşizmin çöplüğüne. Az kaldı. Çok yakında. İttifak dedikleri pazarlıktır. Böyle söyledik. Halktan kopuk, o kulisler içinde yaptığınız pazarlıklarla varacağınız nokta işte budur. Geldiğiniz nokta budur. Pazarlıklarla bu halkın sorunlarına çözüm üretemezsiniz. Bu halkın sorunlarına çözüm üretmek istiyorsanız halkın içinde olacaksınız. Onlarla omuz omuz olacaksınız. İşte o zaman Türkiye'ye barış da gelir, demokrasi de gelir. Türkiye'ye barış da gelecek, demokrasi de gelecek, HDP ile gelecek. Sevgili arkadaşlarım, biz Ahmet'e gittiğimizde Ahmet'te ilk karşılaştığımız şey AKP'nin seçim kampanyası oldu. Biliyorsunuz AKP Kürt illerinde seçim kampanyasını valilerle, savcılarla, kaymakamlarla, güvenlik güçleriyle yürütür. Ve biz de gittiğimizde 130 arkadaşımızın gözaltı operasyonuyla karşılaştık. Evet, seçim kampanyası. Çünkü gözaltına alınan arkadaşlarımızın bir suçu yok. Bu arkadaşlarımızdan 30'a yakını tutuklandı. Bir suçları olduğu için değil. HDP'li olup 24 Haziran'da seçim çalışmaları yaptıkları için tutuklandılar. Evet, AKP'nin kampanyası böyle sürüyor. Ve bu zihniyetle halka yaklaştığı için de aslında cevabını yerel seçimlerde alacak.
Hani gitmiş demiş ya Diyarbakır stadını açarken. Burada demiş umduğumuzu bulamadık. Orada umduğunu hiçbir zaman bulamayacaksın. Yerel seçimlerde 24 Haziran'daki işe tamamına hep birlikte erdireceğiz. Evet, umduğunu bulamayacaksın. Bu stat biliyorsunuz ikinci kez açıldı. Herhalde yerel seçimlere kadar 3 kere daha açar. Kendi kendine gidiyor, orada stat açıyor. Orada Diyarbakırlı falan yok, kimse yok. Kendi kendine topa vuruyor. İşte futbolu da çok seviyor ya. Biliyorsunuz futbolun bir tarafı da şike, hileyle anılır. O futbolcu geleneğini sandıklara da taşımak istiyor. Hileyle, şaibeyle yerel seçimleri alacağını sanıyor. Yanılacağını nasıl Amedspor sahalarda gösteriyorsa biz de sandıklarda göstereceğiz. Ahmet'te bir akşam öncesinden sokaklara çıkanlar baktılar ki kent kuşatma altında, abluk altında. Ne oluyor? Yarın Cumhurbaşkanı kente geliyor. Böyle geleceksen gelme. Bu kadar korkuyorsan gelme. Bak nasıl prompterden okuyorsun. Oraya da sinevizyonla gel. Oraya da görüntün gelsin. Sen korkacaksın diye bu insanlar neden bu zulme katlanıyor? Neden şehir abluk altına alınıyor? Ama bunlar kayyumcu olduğu kadar ablukacı da. Lice'ye gidiyorsunuz, abluka var. Bitlis'e gidiyorsunuz, abluka var. Nereye gitseniz ya kayyum var ya abluka var. Halka reva görülen budur. İşte o yüzden bu halk bunu hak etmiyor. Bu halk bunu hak etmediği için de yanıtı çok güçlü oluyor. 40 yıldır bu yanıtı vermeye devam ediyor. Bir 40 yılda geçse bu yanıtı vermeye devam edecek. Ne baş eğecek ne diz çökecek. Hep söylediğim gibi barış ve demokrasi mücadelesinde ayağımız zerre kadar sürtmeyecek. Yaptıkları zulüm. Zulmün çeşit çeşidi var. Bakın o denli bir çaresizliğe savrulmuşlar ki bu kayyum politikasıyla geldikleri nokta aslında çürümüşlüğün en açık ifadesi. Kayyum deyince şu anda akla gelen en önemli başlıklardan biri yolsuzluk. Evet, yolsuzluk. Bizim belediyelerimize yönelik müfettişler karargah kurdular. Gece gündüz bu belediyelerden gitmediler. Ne Sayıştay ne İçişleri Bakanlığı müfettişleri bir tek kuruş yolsuzluk bulamadılar. Buna karşılık kendi atadıkları kayyumlardan şu ana kadar 9'u görevden alındı yolsuzluk nedeniyle. En son Silopi Belediyesi'ndeki yolsuzluğa bakın. 1 milyon liralık arsa 26 bin liraya AKP üyesinin abisine. 500 bin liralık arsa 11 bin 500 liraya AKP ilçe başkanının amcasına. 250 bin liralık arsa 6 bin 250 liraya kayyumun işe aldığı birine. Oranları da iyi tutturuyorlar. 1 milyona 26 bin, 500'e 11 bin, 250'ye 6 bin lira karşılık geliyor. Belgeleri burada. İşte raporlar burada. Bu belgeler, yolsuzluk belgelenmiş durumda. Böyle bir tane belge çıkarsınlar bizimle ilgili. Bizim belediyelerimizle ilgili gelsinler, bir tane belge çıkarsınlar. Yok, böyle bir belge yok. Ne var? İftira var. Ne var? Yalan var. Yalanda da sınır tanımıyorlar. Bakın Van'a gittiğimizde sevgili Bekir Kaya'nın duruşmasına katıldık. Şimdi savcı hangi hukuk fakültesini bitirmiş bilmiyorum. Hukuk fakültesi bitirip bitirmediği de şüpheli. Diyor ki iddianamede Van Belediyesi'nin bahçesinde paralar çuvallara dolduruluyormuş. Allah aşkına bakar mısınız? Çuval çuval paralar kamyona yükleniyormuş.
Bunlar Kandil'e gidiyormuş. Bu ne zenginlik? Sanırsınız ki Van değil Monte Carlo. Ne parası, ne çuvalı, ne hayali görüyorsun sen? Ya bir yalan yazıyorsun. Önce kendin inan. Bu okunurken savcı başını kaldıramıyor. Kimsenin yüzüne bakamıyor. Bununla bitmiyor. Bekir Kaya duruşması aslında bütün siyasi tutsaklar için çok önemli bir duruşma. Çünkü o duruşmada yargının içine düştüğü durum teşhir oluyor. Tıpkı diğer arkadaşlarımızın duruşmalarındaki gibi. Bekir Kaya'nın suçlamalarından biri yoksullukla mücadele etmesi. Yani yoksullukla mücadele edenler cezaevinde, yolsuzluk yapanlar kayyum. İşte adalet anlayışı bu. Yoksullukla mücadele ediyor diye suçlanıyor. Diğer bir suç. Çocuk bakım merkezleri açmak. Diğer bir suç. Kadın merkezleri açmak. Tiyatro açmak. Sanat. Tüm bunlar, yani insani olan her şey suç. Bekir Kaya yargılanıyor. 8 yıl 3 ay ceza aldı. Yoksullukla mücadele ettiği için, insani yardımlardan yana tavır aldığı için ceza aldı. Bugün Van depreminin yıl dönümü. Van çöktü. Van'ı ayağa kaldırmak için tüm oradaki arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla omuz omuza verdiği için, Bekir Kaya Van'ı ayağa kaldırdığı için cezaevinde. Arkadaşlarımız Türkiye'de demokrasiyi, barışı ayağa kaldırmak için verdikleri mücadeleden dolayı cezaevinde. İşte bu gerçekliği bu kürsüden her seferinde haykıracağız. Siyasi tutsaklar onurumuzu! Tüm arkadaşlarımız özgür kalana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sevgili arkadaşlarım, evet, bu adaletsizlikte sınır tanımıyorlar. Devam ediyorlar. Kaybettiklerini anladıkça, yenildiklerini anladıkça devam ediyorlar. Neye devam ediyorlar? Bakın, geçen hafta içinde 259 muhtar görevinden alındı. Hangi muhtarlar alındı? Tesadüfe bakın ki yine kayyum coğrafyasında. Hangi muhtarlar alındı? Kürt muhtarlar alındı. Her yerde ayrımcılık. Saraya çağırıyor muhtarları, konuşuyor. Kendisine biat eden, kendisini ayakta alkışlayanları haydi İspanya'ya tatile, kendisine direnenleri, barış için, demokrasi için direnenleri görevden alıyor. Hatta bir ya da iki tane muhtar arkadaşımızı da tutukluyorlar. İşte anlayış bu. Bu anlayış ayrımcıdır. Bu anlayış nefret suçu işlemektedir. Bu anlayış bölücüdür. Çünkü zihinlerde yaratmış oldukları bu bölücülüğü telafi etmenin imkanı yok. Hep söylüyoruz. Ortak vatanımızda demokratik cumhuriyeti inşa edebilmek için halkların, insanların arasındaki bu ön yargıları kaldırmamız gerekiyor diyoruz. Biz bunu söyledikçe bunlar insanların arasına nefret tohumları ekiyorlar. Bunlar insanlar birbirine düşman olsun diye çabalıyorlar. Onlar bu çabada olmaya devam etsinler. Biz bildiğimiz yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz acılarımızda akraba olduk. Biz bu ortak vatanda demokratik cumhuriyeti, demokratik ulusu, demokratik toplumu var edene kadar da mücadelemize devam edeceğiz. O denli ayrımcılık var ki, müftülere diyor ki, Doğu'yu ve Güneydoğu'yu boş bırakmayın. Zihniyete bak. Müftüler niye Doğu'yu ve Güneydoğu'yu boş bırakmıyorlar? Orada imam yok mu? Orada dindarlar yok mu? Var. Ama onlara bile yaklaşırken bu ayrımcılıkla yaklaşıyor.
Yani diyor boş bırakmayın. Yani onlar ana dilinde ibadet etmesin. İstediği bu. Yani onların kimliklerini yok sayalım. Yani asimilasyona devam diyor. İşte buna karşı biz de diyoruz ki ibadetimizi de eğitimimizi de ana dilimizde yapacağız, kimliklerimizde yapacağız. Ana dili eğitim çalışmalarına yaptıkları katkıdan dolayı Kürt Enstitüsü'nden gelen arkadaşlarımı da bir kez daha burada saygıyla selamlıyorum. Bir büyük alkış da onlara. Sözünüzü nerede söylediğiniz önemlidir. Sözü kıymetli kılan da bildiğiniz gibi budur. Moldova'ya gitmiş. Gagavuz Türkleriyle konuşuyor. Diyor ki kültür ırkçılığı kötü bir şeydir. Doğru. Irkçılığın her türlü kötüdür. Her türlüsü kötüdür. Kültür ırkçılığı da diğer ırkçılıklar da. Bunu orada söyleme. Onların böyle bir sorunu yok. Onlar özerk. Sen bunu söyleyeceksen stat açılışından önce gel Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda söyle bunu. Gel de ki kültür ırkçılığı kötüdür. Bunu diyebiliyor musun? Yok. Gitmiş Gagavuz Türklerine bunu söylüyor. Adamların böyle bir derdi yok. Onlar gayet mutlu, mesut yaşıyorlar. Bir yere giderken çiçek götür, çikolata götür. Adamlara götürdüğü şeye bakın. Toma. Yani bizde huzur yok, sizde de olmasın. Toma götürmüş. İşte karşımızdaki akıl bu. Anladığı bu. Silah. Anladığı savaş. Anladığı şiddet. Şimdi Gagavuz Türkleri ne düşünüyordur? Biz bu Toma'yla ne yapacağız? Ne düşünüyor? İşte bütün bu zihniyet ne yaparsa yapsın kendini gizleyemiyor. Bu bir ırkçı zihniyettir. Bakmayın kültür ırkçılığına karşıyım dediğine. Ama zihniyet ırkçıdır. Irkçılığa karşı da yapacağımız en güçlü mücadele yine demokrasi mücadelesidir, barış mücadelesidir. Bir arada yaşama mücadelesidir. Bir arada yaşama kararlılığıdır. Bunu adeta dinamitlemek isteyen, bu anlayışımıza karşı çıkmak isteyen sanki böyle bir el var. Şimdi hiç anlamı yokken bir anda karşımıza öğrenci andı meselesi yeniden geldi. 5 yıl önce bitmiş gitmiş. Kimsenin sorduğu yok, kimsenin aklına gelecek bir mesele değil. Şimdi bu toplumda Türkler, çocuklarımız, Türk çocuklarımız ant okumuyor diye, bu 5 yıldır okulda ant okumuyor diye Türk olmalarında bir zafiyet mi ortaya çıktı? Yok. Aslında anttan çok daha beter ırkçı söylemleri o çocukların kafasına sokmak için ders kitaplarına işlediniz. Hem de öyle ayrımcılıklar işlediniz ki cinsiyet ayrımcılığı, etnik ayrımcılık, inanç ayrımcılığı, her şeyi oraya işliyorsunuz. Fakat bu ant meselesi niye ortaya çıktı? Nedir bu mesele? Bu meselede tıpkı her zaman yapıldığı gibi bu ülkede milliyetçilik üzerinden siyaset yapma anlayışının bir tezahürüdür. Yine döndü dolaştı karşımıza geldi. Buna son vermeden bu ülkede toplumsal barışı inşa etmek, var etmek mümkün değil. Öğrenciler sabah ant içmesin. Süt içsin, süt. Evet. Çünkü bu ülkede çocuk yoksulluğu var. Çünkü bu ülkede çocuklarımızın fiziksel ve mental gelişimi sorunlu. Çünkü bu ülkede Uluslararası Sağlık Örgütü'nün verilerine göre
Türkiye'de çocuk gelişiminde sıkıntılar var. Bunlara kafa yoracaklarına, çocuklara yaptıkları muamele işte budur. Türkiye bu anlayıştan dolayı hiçbir sorununu çözemediği gibi sorunlar yumağının içine her gün daha fazlasıyla sürükleniyor. Çözmenin yolu yok mu? Var. İşte tüm programlarımızda, tüm konuşmalarımızda, tüm çalışmalarımızda biz bu sorunların çözümü için aslında çalışıyoruz, emek veriyoruz. Hem HDP olarak, hem dostlarımızla, hem de alanındaki çalışan tüm sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle bu ülkenin sorunlarını nasıl çözebiliriz, ne gibi çözümler üretebiliriz konusunda yoğun mesailer harcıyoruz. İktidarın harcadığı mesaiye bakın, yerel seçim pazarlıkları. Cumhur İttifakı birbiriyle pazarlığa tutuşmuş, yok af konusu, yok işte EYT konusu, yok işte ant konusu. Bunlar üzerinden aslında yürüyen hikaye pazarlıktır. Bu kayıkçı kavgasıdır. Bu ülkenin çözümüne dair hiçbir yarar sağlamayacak bir kavgadır. Bu kavgaya son vermenin yolu halkın iradesine sahip çıkmak, halkın o önderliğini kabul etmekten geçiyor. Sevgili arkadaşlar, bakın özerklik meselesi Moldova ziyaretinde de ortaya çıktığı gibi önemli bir meseleydi. Bugün bu ülkede çözülemeyen sorunların birçoğunda karşımıza siyasi vesayet çıkıyor. İktidarın yetkisi alanında olsun olmasın her yere bulaşması, onu kendi siyasi rant hesaplarına taşıması nedeniyle bu ülkede sorunlar çözülemiyor. İşte Merkez Bankası meselesi. Merkez Bankası bağımsız mı olsun, siyasi iktidara bağımlı mı kılınsın? İşte Merkez Bankası'nın içine sürüklendiği durum bu. Döviz yine yukarıda. Hangi müdahaleyi yaparsa yapsın, ne kadar yüksek oranda borçlanırsa borçlansın, artık dikiş tutmaz. Çünkü özerk değil. Ne bağımsız olacak, ne siyasi vesayete bağlı olacak. Özerk olacak. Özerk olacak ki halkın, toplumun, emekçilerin yararına karar alabilsin. Yani o yurttaşların çıkarı, o yurttaşların geleceği konusunda doğru adımlar atabilsin. Yoksa küresel sermayeymiş, iktidarın siyasi rant hesaplarıymış gibi bu aralığa sıkışıp kalırsa bu ülkede kriz kaçınılmaz olur. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu. Yeterince özerk çalışabilse belki de bu kara delikler olmayacak. Belki de bugün emeklilikte yaşa takılma mevzusunu konuşmayacağız. Çünkü bu emeklilik mevzusunun arkasında yatan nedir biliyor musunuz? Sosyal güvenlik açıklarıydı. Önümüze AKP iktidar olduğunda ilk getirdiği yasalardan biri buydu. Sosyal güvenlik reformu. 2005 yasa çıktı, 2006'da yürürlüğe girdi. Türkiye'nin kara deliği kapanacaktı. Türkiye'nin iktisadi krizlerinin temelinde yatan bu mesele çözülecekti. Çözüldü mü? Hayır. Ne oldu? Çok daha beter bir duruma sürüklendi. Şu anda kara delik dediği mesele aslında topyekün bir büyük iktisadi krize işaret ediyor. Neden? Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özerkliğine siyasi iktidar müdahale etti. İşte özerklik bu denli kıymetli bir şey. Bir ülkeyi ayakta tutan, anayasal eşit yurttaşlık temelinde ayakta tutan meselelerin başında bu tür özerk yapıların varlığı getirir. Bir önemli adres de belediyelerdir. Bakın, belediyeler özerklik meselesi Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı'nda da çok net ortaya konur. Yeterli midir? Tabii ki yeterli değildir. Çünkü Avrupa kendi müktesabatı çerçevesinde konuyu değerlendirmiş, ele almış. Bunu ülkemizin koşullarına göre,
içinde bulunduğumuz duruma göre tabii ki yeniden yorumlayacağız. Ama bu yetersizliğe bile iktidarın şerh koyduğunu biliyoruz. Avrupa Yerel Yönetim Özellik Şartı'nda şerhler var. Hangi konularda var? Özellikle de mali konularda var. Neden? Çünkü merkezi vesayet yerellerin mali kaynaklarını sürekli olarak merkeze pompalıyor. Ve bunun sonucu da gidip baktığınızda Türkiye'nin birçok yerinde yoksulluk var, işsizlik var, Türkiye'nin birçok yerinde savaş var, şiddet var. Demokrasi meselesi buradan geçiyor. Demokrasi meselesi tam da yerelde söz yetki kararın kimde olduğundan geçiyor. Yerel demokrasi bu yüzden önemli. Yerel demokrasinin gelişmediği bir ülkede bir demokrasiyi var etme şansınız yok. Eninde sonunda bu vesayetçi akıl gelir, bütün haklarınızı gasp eder. Öyle de olmadı mı? Oldu. İşte kayyum bu işin geldiği en kötü noktalardan birini bize gösteriyor. Demokrasi meselesini o nedenle kapsamlı bir şekilde ele almak zorundayız. Hem yerel demokrasi hem dış politika alanındaki demokratik hamleler hem iktisadi alanda iktisadi alanın demokratikleştirilmesi. Tüm bunları bütünlüklü olarak ele almak zorundasınız. Almazsanız ne olur? Almazsanız işte Kaşıkçı vakası gibi bütün vakalara her gün tanıklık edersiniz. Şimdi çıkmış Cumhurbaşkanı Kaşıkçı vakasıyla ilgili açıklamalar yapıyor. Kaşıkçı 2 Ekim günü öldürüldü. 2 Ekim akşamı hepimiz olayın nasıl olduğunu biliyorduk. Aradan 3 hafta geçmiş, sanki olay yeri inceleme müdürü gibi çıkmış, Kaşıkçı vakasını anlatıyor millete. Şöyle oldu da böyle oldu da. AKP'li Yasin Aktay da soruyor. Diyor ki bu kameralar var, sivrisineği bile yakalarız biz diyor. Nasıl oldu da böyle gözümüzden kaçtı? Gözünüzden bir şey kaçmadı. Bu işte diplomaside geldiğiniz aslında durumu size gösteriyor. Kaşıkçı Türkiye'de öldürüldüyse neden Türkiye'de öldürüldüğü sorusunun yanıtını vermek zorundasınız. Yoksa siz adli tıp kurumu değilsiniz. Siz siyaseten sorumlu bir kurumsunuz. Kaşıkçı neden Türkiye'de öldürüldüğü sorusunun yanıtını vereceksiniz. Bu sorunun yanıtı İdlib'dedir. Bu sorunun yanıtı Fırat'ın doğusundadır. Bu sorunun yanıtı IŞİD'le yapılan işlerde saklıdır. O yüzden bu soruları size sormaya devam edeceğiz. Evet, sevgili arkadaşlarım, kamera mevzusuna gelince, bakın size başka kameraları da hatırlatayım. Ama bir tanesi var ki, Suruç'ta, Suruç'taki kameralar. Şen Yaşar ailesinden 3 arkadaşımız hastanede onlarca kameranın çekimi altında, yüzlerce gözün önünde katledildi. Kaşıkçıyı izleyen kameraları sorduğunuz kadar bu katliamı izleyen kameraları da sorun. Hem de kime sorun biliyor musunuz? Sabah akşam HDP ile uğraşan o Soylu'ya gidin sorun. O İçişleri Bakanı'dır. Size o kameraları göstersin. O kayıtları göstersin. 17 failden hala bir kişi bile neden gözaltına alınmadı onu göstersin. Diyarbakır İleş Başkanımız Şerif Camcı'yı gözaltına alana kadar, masum insanları gözaltına alana kadar bu suçluları gözaltına alın. İşte o zaman o kameralar işe yarar. Yoksa o kameraların hiçbir işe yaramayacaktır. Evet, sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım, İdlib meselesi, Fırat'ın doğusu meselesi ve sürekli bu saldırgan politikalar, bu savaş tamtamları siyasi iktidarın ömrü uzasın diye
hiç ağızlardan düşmüyor. Bakın burada askerde evlatlarını yitirmiş aileler var. Şüpheli Ölümler ve Mağdurlar Derneği. Bu savaş politikaları, bu militarist anlayışın yaratmış olduğu acılardan biri ve bu aileler bugün aramızda. Binlerce evladımızı yitirdik. Sürekli milliyetçilik söylemini yükseltenler, silahlanma yarışına girenler, bu militarist söylemden, bu savaştan beslenenler, bunun propagandasını yapanlar aslında evlatlarımızı, geleceğimizi bizden alıyorlar. Bunu en iyi, bu acıyı en iyi anneler, babalar biliyor. Evladını yitirmiş aileler biliyor. Ben bu topraklarda, iktidarın bu savaşında, bu anlayışın, bu iddiatçı kafanın bize dayattığı bu zulme karşı tüm annelerin, tüm ailelerin yan yana gelmesinin artık kaçınılmaz, artık en acil adım olduğuna inanıyorum. Buradan tüm aileleri, tüm anneleri, yitirdiğimiz evlatların anısına sahip çıkmaya çağırıyorum. Bu savaşı hep birlikte durdurabiliriz. Bu savaşı iktidarın karşısında dikilerek durdurabiliriz. Bizim evlatlarımızı bizden alanlara karşı, başka evlatlarımızı yitirmemek için işte şimdi yan yana gelmek bu iktidarın karşısında dikilme zamanıdır. Eğer bunu yapmazsak bu savaşa son veremeyiz. Eğer bunu yapmazsak evlatlarımızı yitirmeye devam ederiz. Sadece yitirmekle kalmayız. Evlatlarımızı gömemeyiz bile. Cenazesine katılamayız bile. Taziye çadırına gidemeyiz bile. Şimdi dur deme zamanıdır. Ya şimdi dur diyeceğiz ya da evlat acılarıyla yaşamaya devam edeceğiz. Bunun yolu da yöntemi de kolaydır. Bunun yolu barıştan geçiyor. Barış mücadelesinden geçiyor. Ama bugün barış tecrit altında. O yüzden şimdi tecrite son verme zamanıdır. Evet, barış tecrit altında. Sayın Öcalan'a yönelik tecrit bitmeden, bu ülkede barış konusunda adım atmak mümkün değil. Bunu yaşadık. 2013-15 arasında hep birlikte yaşadık. Şimdi bir kez daha dile getiriyoruz. Ya bir masaya oturacaksınız muhatabıyla ya savaşa devam edeceksiniz. Bu iktidarın tercihi savaştır. Biz de onlara masa mesafesini öneriyoruz. Gelin muhatabıyla oturun. Biz demokratik siyasetin içinde olanlar buna katkı vermeye hazırız. Geçmişte olduğu gibi yine katkı vermeye hazırız. Muhatabı bellidir. Bu muhatabı yok sayarak, başka muhataplar arayarak çözüm üretemezsiniz. Kürt sorununu çözmeden bu ülkeye barış gelmez, demokrasi gelmez. Orta Doğu'ya barış gelmez. Orta Doğu'ya barış gelmezse dünyaya da huzur gelmez. İşte o yüzden gelin bu tecrite son verin. Evet sevgili arkadaşlarım. Bu amaçla grup başkan vekillerimiz şimdi bir yasa teklifini meclise sunacaklar. Demokrasinin, eşitlik ve adaletin, özgürlüklerin geliştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. Kanunların adı böyle uzun uzun yazıyor ama içeriği önemli. Bizimkinin içeriği de dopdolu. Çünkü bu ülkeye toplumsal barışı vaat ediyor. Bu ülkenin toplumsal barıştan uzaklaşmasının en önemli unsurlarından biri terörle mücadele kanunudur. Terörle mücadele kanunu toplumu terörize etmektedir. Herkes potansiyel terörist.
Çünkü kanun böyle bakıyor. Her türlü demokratik hak kullanımı engellenmiş. Bazen o halle, bazen sıkı yönetimle farklı bir düzeye çıkarılsa da temelde terörle mücadele kanunu olduğu sürece bu ülkede toplumsal barışı var etmeniz mümkün değil. İşte yasa teklifimiz bu anlamıyla önemlidir. Tüm meclise bu anlamda çağrı yapıyoruz. Gelin kendi inisiyatifinizle, iradenizle bu yasa teklifine katkı sunun. Hep birlikte toplumsal barışı sağlayacak bu adımı atalım. Yoksa bu iki ortağın arasındaki af pazarlığından bu ülkeye toplumsal barış filan gelmez. Bunlar birbirine atıp tutmalarına bakmayın. Yarın yine kol kola gelirler. Bu ülkede akla hayale gelmeyecek af pazarlıkları yaparlar. Belediye başkanlığı pazarlıkları yaparlar. Ama o pazarlıklardan bu ülkeye toplumsal barış, bu ülkeye barış gelmez. Bu ülkeye nasıl barış geleceği işte bizim yasa teklifimizde çok açık bir şekilde ortaya konuyor. Hukuk devleti olmak için hukukun üstünlüğüne uygun bir eşit yurttaşlık temelinde yan yana gelmek için, kuvvetler ayrılığının korunması için, evrensel hukuk değerlerinin var olması için bir an önce gerekli yasalarda uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Bu sayede inanıyoruz ki Türkiye'de demokrasinin önü hızlı bir şekilde açılacaktır. Sevgili arkadaşlarım, sorunlar bitmiyor. Ama bir tarafıyla da baktığımızda giderek artan, giderek sıkışan, giderek krize sürüklenen bir ekonomi var. Ekonomideki rakamlara baktığımızda işsizliğin giderek yükseldiği, hayat pahalılığının arttığını görüyoruz. Bugün yoksulluk sınırının altındaki nüfus, resmi rakamları söylüyoruz. 64 milyon. Evet, bu ülkede yaşayan insanların 80 milyonun 64 milyonu yoksulluk sınırının altında. Ve bir bütçe geldi. Bırakın yoksullukla mücadele edecek bir bütçeyi, yoksulluğu daha da arttıracak bir anlayışla bütçe hazırlanmış. Emeklilikte yaşa takılanlar son günlerde en çok tartışılan konu. Ben buradan arkadaşlarıma sesleniyorum. Emeklilikte yaşa takılmıyorsunuz. Emeklilikte saraya takılıyorsunuz, saraya. Çünkü bu bütçenin içine baktığımızda bütçesi 3 kat artmış saray bütçesini görüyorsunuz. Doymuyor, yetmiyor. Saraylar yetmiyor. Ahlat'a saray, Ege'ye saray, Akdeniz'e saray. Saraydan başka bir yerde yatamıyor. Bütün sarayları kendisine bağlamış. Yıldız, Dolmabahçe. Uçan sarayı da var, evet. Yerde saray, gökyüzünde saray. Bu saraylarda yaşama alışkanlığının bedeli çok ağır. O kadar ağır ki bütçeye baktığınızda bunu emeklilikte yaşa takılanlarda görmeniz mümkün. Kamu emekçilerinin maaşlarında görmeniz mümkün. KES çağrı yapıyor. Diyor ki ekzam verin. Çünkü bu enflasyonla beraber ücretler eridi. İktidar bırakın ekzam vermeyi, Ocak zamlarını şimdiden budama peşinde. Buradan kamu emekçileri mücadelesinde, işçi sınıfı mücadelesinde her zaman lokomotif olmuş KESK'e de selamlarımızı yolluyoruz. Evet, ekzam hem emekçilere hem de emeklilere acilen yapılması gerekiyor. Enflasyon altında ezilmemeleri için enflasyon farklarının acilen ödenmesi gerekiyor. Ama sadece enflasyon farkları değil, insanca yaşam için gerekli ücret düzeylerine bir an önce çalışanların, emekçilerin kavuşması gerekiyor. Saraya değil, savaşa değil, emekçiye bütçe diyoruz. Oysa saray ne yapıyor? Bütçeden önemli bir kalemi Afrin'de ÖSO çetelerine maaş olarak yolluyor.
İdlib'deki çetelere yolluyor. Çünkü savaştan beslenen bir saray, savaştan beslenen bir iktidar ancak ve ancak savaş bütçesi yapar. Karşımıza çıkan budur. Sevgili arkadaşlarım, sosyal devlet konusunda da bir sıkıntı ortaya çıktı. Biliyorsunuz bunların sosyal devlet anlayışı sosyal yardım politikaları. Sosyal yardım değil, hep sosyal hak dedik. Çünkü sosyal yardım yoksulluğun yönetilmesidir. Yoksul kitleler üzerinden siyasetin yapılmasıdır. Sosyal hak yoksullukla mücadeledir. Aramızdaki en önemli ayrım budur. Yoksulluğu bile yönetemez hale geldiler. Şimdi yakında yine uzun başlıklı bir yasa teklifi gelebilir. Yaş almış erkeklerin evlilik sorunlarının çözümü için sosyal yardımlarda tenkisat kanunu. Böyle uzun uzun yazabilirler. Evet. Meseleye bakar mısınız? Kadınlara yönelik sosyal yardım programını bir külfet olarak görüyor iktidar. Ve bunda nasıl tasarrufa gideceğinin yolunu arıyor. Yaş almış erkekler evlenemiyormuş. Bu nedir? Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl siyasettir? Eskiden çok stand-upçı vardı. Dikkat ediyor musunuz? Artık yoklar. Baş edemiyorlar. Yarışamıyorlar. Bu komiklikle, bu trajikomiklikle yarışmak mümkün değil. Baş edemezsiniz. Böyle bir şeyi düşünebilecek hale gelmiş bir iktidar var karşımızda. Nafakaya takmışlar kafayı. Kadınlara ömür boyu nafaka verilmezmiş. Evet, yasada da öyle diyor. Nafaka koşullarından koşulları iyileşirse nafaka kesilir. E koşullar iyileşmiyorsa ne olacak? Bu ülkenin en büyük yoksulluğu kadın yoksulluğudur. O 64 milyon içinde paylara baktığımızda kadın yoksulluğunun çok şiddetli bir yoksulluk olduğunu görürsünüz. Bu yoksullukla mücadele etmeniz için atmanız gereken adımlar yerine siz kadınları yaşamdan dışlama peşindesiniz. Sosyal yardım programından çıkarma peşindesiniz. Nafakadan mahrum etme peşindesiniz. Çalışma hayatından dışlama peşindesiniz. İşte bu eril, erkek egemen zihniyetin geldiği noktadır. Bu adını açık koyalım. Faşizmdir. Faşizme karşı kadınlarla, emekçilerle, bu ülkenin özgürlükten, eşitlikten, demokrasiden yana olan herkesle omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevgili arkadaşlarım. Bu mücadelenin en önemli etaplarından biri de önümüzdeki yerel seçimler. Evet, önemli bir etap, güçlü bir adım atacağımız seçimler olacak. Ve sonrasında da bu rejimden, bu anlayıştan kurtulacağız. Bu amaçla yerel yönetim seçimlerine yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Hafta sonu AMEK'te bir çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştayımızda nasıl bir kent, nasıl bir yönetim konuları üzerinde odaklandık. Geçmişten geleceğe hem deneyim aktarımlarıyla hem de öz eleştirel süreçlerimizde nasıl bir yönetim anlayışına yanıtlar aradık. Evet, çok güçlü deneyimlerimiz var, çok önemli deneyimlerimiz var ama tüm bu deneyimleri geleceğin kentlerinde yeniden yorumlayacağız, yeniden ele alacağız. Kadınların kentlerini, emekçilerin, çocukların, gençlerin kentlerini hep birlikte yerel demokrasi anlayışımızla, radikal demokrasi anlayışımızla hep birlikte var edeceğiz. Tarımdan enerjiye kadar, ulaşımdan iletişime kadar, her türlü eğitim, sağlık alanında, her türlü kamu hizmetinin, yerel kamu hizmetinin demokratik bir anlayışta, iktisadi demokrasi anlayışımızda, katılımcı bütçe anlayışımızda hep birlikte var edeceğiz. Şimdi tüm bu çalışmaların üzerinden bir seçim atmosferine giriyoruz.
24 Haziran seçimlerinden çıktıktan sonra ortaya koymuş olduğumuz bu altyapı çalışmalarıyla önemli bir aşamaya geldik. Önümüzdeki günlerde nasıl bir yönetim anlayışımızı hayata geçirecek olan aday çalışmalarımızı da başlayacağız. Tüm bu aday çalışmalarımız her zaman söylediğimiz anlayışımızla yürüyecek. Toplumsal ittifak zemininde. Bu amaçla Diyarbakır'da Kürt partileriyle bir araya geldik. Bizim için asıl olan temsiliyettir. Niteliksel temsiliyettir. Temsiliyeti olabildiğince en yüksek düzeye çıkarmaktır. Doğrudan demokrasinin var olamadığı yerlerde en azından temsiliyeti güçlendirmek önemli bir adım olacaktır. İşte bu amaçla ittifak zeminimizi en geniş çeperine ulaştırmaya devam ediyoruz. Sadece Ahmet'te, Van'da, Hakkari'de değil, yani sadece kayyum atanmış yerlerde yerel demokrasi inşa etmek, belediyeleri geri almak gibi bir hedefimiz yok. Evet, bu önemli bir başlangıç ama bunun ötesinde Türkiye'nin her yerinde demokratik anlayışımızı iktidara taşıyacak adımlar da atacağız. İttifak anlayışımız bu anlamıyla bir güç birliği anlayışıdır. Adaylarımız bu anlamıyla halklarımızın ortak adayı olmalıdır. Evet, HDP adayları olacak ama önceliğimiz tabanın, önceliğimiz halkımızın yol göstericiliğinde olacaktır. Aday çalışmalarımızı da bu zeminde hep birlikte belirleyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi dayatmayla değil, faşizme karşı omuz omuza dayanışmayla bu seçimlere gideceğiz. Ve inanıyorum ki tıpkı bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de büyük bir başarıyla seçim sonuçlarını hayata geçireceğiz ve buna bağlı olarak da Türkiye'nin demokrasi konusunda önünü açacak en güçlü adımı hep birlikte atmış olacağız. Sevgili arkadaşlarım, önümüzde yoğun bir gündem var. Hem milletvekili arkadaşlarımızın, hem teşkilatlarımızın, hem yerel seçim çalışmalarına yönelik, hem örgütlenme faaliyetlerine yönelik, hem de barış ve demokrasi mücadelesine yönelik. Ben tüm arkadaşlarıma çalışmalarında, hem yerellerde hem bu meclis kürsüsündeki çalışmalarında başarılar diliyorum. Diyorlar ya, bizim kırmızı çizgimiz var, kırmızı çizgimiz var. Bizim de çizgilerimiz var. Bizim kırmızı çizgilerimiz işçi sınıfının mücadele çizgisidir. Bizim mor çizgimiz kadınların mücadele çizgisidir. Bizim beyaz çizgimiz halklarımızın barış çizgisidir. Bizim yeşil çizgimiz doğaya sahip çıkan çizgimizdir. Bizim sarı çizgimiz halkımızın özgürlük mücadelesidir. Biz de bu çizgilere sahip çıkıyoruz. Bu çizgilerimizle gökyüzüne umudun adını yazıyoruz. HDP'nin adını yazıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, hepinizin yolu açık olsun. Serkeftin Evander.